Dolayı. Şimdi eşitin çözüm metal şekerlerden hangisidir demiş. Amacımız şu, her bir çarpan kendi içinde ne yapıyor fonksiyonu işaret değiştirir mi değiştirmez mi ona bakıyoruz. Bakın şimdi mesela 5 üzeri x artı 2 ifadesini siz sıfır yapamazsınız. Sıfır yapamadığınız için orası fonksiyonu işaret değiştirmeyecektir. O zaman ona bakmıyoruz. Şimdi mesela bu ifadenin deltası sıfırdan küçük. Delta sıfırdan küçük olduğu için bu fonksiyon daima pozitiftir. Yani orası da fonksiyon işaret değiştirmeyecek. Burası da gitti. O zaman bizim ifademiz 1 bölü mutlak değer x eksi 3'tür aslında. Büyük eşit 0. Hatta şöyle düşünebiliriz. Mutlağın sonucu da nedir aslında daima? Pozitiftir. Yani bu fonksiyon daima ne olacaktır? Sıfırdan büyük olacaktır. Yalnız ne olamaz arkadaşlar? X'e 3 veremeyiz. Neden 3 veremeyiz? 3 verirsek payda 0 olur. O zaman bizim çözüm köyümüz reel sayıları eksi 3 olmalıdır. Yani doğru cevabımız ne gelecektir? Edirne gelecektir diyebiliriz. Denklemin kökleri x1 ile x2 imiş. Diyor ki bana kökler toplamı birden küçük. E şimdi kökler toplamı nasıl buluyorduk? Eksi b bölü a ile buluyorduk. Doğru mu? Yani eksi deyince 4 eksi a kaldı burası. Bir de eksi orada vardı. Yok oldu eksiler bölü a eksi 1. Şimdi bu ifade neymiş? Birden küçükmüş. Şimdi buradan sonra sakın payda eşitlemeyin. Eşsizlik çözerken mutlaka eşsizliğin bir tarafı sıfır olmalıdır. O zaman biz ne yapalım? Biri bu tarafa atalım arkadaşlar. Yani 4 eksi a bölü a eksi 1 eksi 1 küçüktür sıfırdır diyelim. Şimdi payda eşitleyebiliriz burayı kendi içerisinde. 4 eksi a eksi a artı 1 bölü a eksi 1 küçüktür sıfır. Üst taraf ne yaptı? 5 eksi 2 a bölü a eksi 1 yaptı sıfırdan küçük. O zaman bizim iki tane kökümüz geldi. Bir burayı sıfır yapan değer ne yapar? 2A 5'ten 2,5 diye bir kökümüz var. Bir de buradan ne var arkadaşlar? 1 diye bir kökümüz var. O zaman şimdi ufak bir tablo yapalım. Bir kökümüz 1, bir kökümüz 5 bölü 2 olsun. 2,5 demeyelim hadi. İkisi de bakın küçüklü sıfır dediği için tek katlı kök ve içi boş olacak. Şimdi fonksiyon işaretine karar vermeye çalışalım. Baş katsayıları bunun eksi, bunun artı. O zaman ne geldi? Eksiyle başlayacağız. Artı, eksi. Peki birden ne istiyor? Küçüktür sıfır istiyor. Yani negatif olan kısım burası. Bana ne diyor? A'nın alabileceği en küçük pozitif tam sayı. İki buçuktan büyük ne var? 3 var. O zaman doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? C hangi gelir diyebiliriz. A negatif b de pozitif olmak şartıyla x eksi A ile x eksi B'nin çarpımı sıfırdan büyükmüş. Peki o zaman benim şu an iki tane köküm var. Biri A biri B tablo yapacağız. A'yı sola, B'yi sağa yazacağız. Neden? Çünkü A negatif olduğuna göre solda, B pozitif olduğuna göre sağda olacak. Baş kat sayıları, bu arada ikisi de tek katlı kök, o zaman tek yuvarlak yaptım. Eşitlik olmadığı için içleri boş olacak. Baş sayılarına bakalım. Artı artı, o zaman artı, eksi artıymış. Bizden ne istiyor? Sıfırdan büyük olmasını. Yani burası ve burası. Çözüm kümesi buymuş. Demek ki Neresi olacak arkadaşlar? Bu eksi 3, bu da 4 olacak. O zaman B eksi A. Yani 4 eksi eksi 3'ten cevabımız ne gelir? 7 gelir diyebiliriz. Oldu. Yani aslında bu soruyu böyle çözmeyip de daha pratikten çözer miyiz? Çözeriz. Şimdi sonuçta buradan iki tane kök geliyor mu? A ve B diye geliyor. Şimdi çözüm kümesinde iki tane kök gözüktü mü karşına? Gözüktü. Bunlar kimdir? Eksi 3'te 4'tür. Durup dururken başka bir şey yazamaz ki oraya. Yani bunlardan bir tanesi eksi 3 bir tanesi 4 olacak. O zaman a direkt eksi 3'tür b de direkt 4'tür. b eksi a nedir o zaman 7'dir diyebiliriz. Şu kadarcık yer bile bana yeterli arkadaşlar bu soru için. Tamam yani doğru cevabımız Edirne'dir. Şimdi A şerinden B gitmek isteyen Necla hanım navigasyonu açtığında şekil gibi iki farklı yol gösteriyor. Tamam. Birinci yol yani üstteki yol ikinci yola göre daha kısa. O zaman ne diyelim? x kare artı 13 küçüktür. 17 x eksi 29'dur diyelim. Sonra hepsini sola atalım. Eşitliği mutlaka bir tarafı ne olmalıydı arkadaşlar? Sıfır olmalıydı. 29'da bu tarafa artı geçtiğinde ne yaptı orası? 42 mi yaptı? 42 yaptı. 42 öyle iki sayının çarpımı 2. Kaçla kaç? kaç? 14 3. Yalnız nasıl olacak? Eksi eksi. O zaman x eksi 3, x eksi 14. Küçüktür 0. O zaman tabloyu yapıyoruz. 3 ve 14 diyoruz. İkisi de tek katlı kök. Küçüktür dediği için dahillik yok. Artı, eksi, artı. O zaman burayı alacağız. Doğru mu? X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır dediğinde şurada dikkat edelim yalnız. Buranın pozitif olması gerekiyor. Yani X orada tam sayı olacak şekilde en az 2 olabilir. Zaten 3'ten büyük olacak şekilde 4, 5 diye gidip kaçta bitecek arkadaşlar? 13'te bitecek. Peki burada kaç tane tam sayı vardır? 9 eksi 1'den 9 artı 1'den 10 tane tam sayı vardır diyebiliriz. O zaman doğru cevabımız ne gelecektir? Adana gelecektir diyebiliriz. Eşsin çözüm kümesi her şekerlerden hangisidir demiş. Şimdi mutlak değer üst tarafı çarpanlarına ayırdığımızda mutlak değer x eksi 3 çarpı mutlak değer x artı 3 bölü alt tarafta x 4 ile artı 3 diye ayrılır. O zaman ne oldu orası? x eksi 4 x artı 3 oldu. Doğru mu? Küçük eşit sıfır. Şimdi toplam kullanım sayısına bakacağız. Yalnız şöyle bir şey var. Mutlak değerin içini sıfır yapan kökler çift katlı köklerdir. Yani buradaki 3 çift katlı köktür. Buradaki eksi 3 çift katlı köktür. Burada 4 tek katlı kök. Bir de burada eksi 3 var tek katlı kök. Biz bir de aynı zamanda ne yapıyoruz? Fonksiyondaki toplam kullanım sayısına bakıyoruz. Yani bizim toplam 3 tane kökümüz geldi arkadaşlar. Eksi 3, 3, 4. 4 tek katlı kök. 3 çift katlı kök. Şimdi eksi 3'e baktığınızda şöyle diyelim. 2 tane kök buradan geldi mi? Geldi. 1 tane de buradan geldi mi? Geldi. Toplam kullanım sayısı kaç oldu? 3 oldu. O zaman tek katlı köke döndü. Anlaştık. Toplam kullanım sayısına bakıyoruz yani. Bu bir. İkincisi paydayı sıfır yapan paydayı sıfır yapan değerleri ben çözüm kümesine dahil etmeyeceğim. O zaman 4'ün içi boş olacak. Eksi 3'ün içi boş olacak. O zaman 3'ün içi dolu arkadaşlar. Küçüklük eşitlik durumu olduğu için içlerin doluluğu boşluğu olabilir. Şimdi geldik başka sayılarına. Artı 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 artı. O zaman neyle başlayacağız? Artıyla. Eksi eksi artı oldu. Peki bizden ne istiyor? Küçük eşit sıfır olmasını. Yani burasıyla burasıymış. O zaman ne diyelim? Eksi 3, 4 açık aralıdır diyelim mi? Yani doğuracağımız adana gelsin mi? Gelsin. Şimdi bir eşitlik sistemi vermiş bize. Bunun çözüm mesaj şekerlerden hangisidir demiş. Önce ayrı ayrı ne yapalım? Köklerini bulalım. Üstteki eşitsizlikten kök olarak yukarıdan 2 gelecek ve aşağıdan ne gelecek? Eksi 3 gelecek. Alttaki ifadeyi çarpandan ayırdığınızda burası eksi 5 eksi 1 diye çarpandan ayrılır. Yani x eksi 5 x eksi 1 ne olmalı? Sıfırdan büyük olmalı. O zaman buradan gelen köklerimiz köklerimize kaçtır arkadaşlar? 5 ve 1'dir. Şimdi ikisi mesela üsttekine 1 diyelim alttakine de 2 diyelim. İki tane eşsiği aynı tabloda yapalım ve sistem çözmüş olalım. Bu 1 olsun bu 2 olsun. Şimdi gelen köklerimiz ne geldi bizim arkadaşlar? 1, 5, eksi 3, 2. O zaman eksi 3, 1, 2 ve 5. 1 numaralı eşitsizlikten yani üstteki eşitsizlikten gelen köklerimiz eksi -3 ve 2'dir. Alttaki eşitsizlikten gelen ise 1 ve 5'tir. Şimdi bunları bu şekilde belirtelim. Şimdi ikisi de küçüktür büyüktür şekli olduğu için bütün eşitsizliklerin şurada köklerin içleri boş olacak. Sonra üstteki eşliğin fonksiyonu işaretine bakalım. Bunlar artı artıysa o zaman artı ile başlayacak. Artı, eksi, eksi, artı tek katlı köklerde işaret değişimi oluyordu. Alttakinde de artı artı ile başlayacak. O zaman burası artı, eksi, eksi, artı, artı. Üstteki eşitsizlikte ne istiyor bizler arkadaşlar? Küçük sıfır olmasını yani bu bölge istiyor. Altta eşitsizlikte ise büyük sıfır olmasını yani bu bölge istiyor. İkisini de taradığımız yer neresi arkadaşlar? Burası. O zaman eksi 3 mesela üsttekine dahil değil alttakine dahil ama biz ne yapacağız? Dahil etmeyeceğiz. O zaman eksi 3 açık olacak. 1 mesela üsttekinde dahil ama alttakinde dahil değil. O zaman ne yapacağız? 1'i de dahil etmeyeceğiz. O zaman eksi 3 bir açık aralığıdır. Bizim doğru çözüm kümemiz yani Adana'dır. Esin daima sağlandığına göre. Şimdi daima her, tüm, bütün, hepsi, tamamı, daima kelimeleri gördüğünüzde delta sıfırdan küçüktür ifadesini oluşturmalıyız. Öncelikli olarak esin bir tarafı mutlaka sıfır olmalı. Eksi 2'yi sol tarafa attım. O zaman ne oldu? x kare artı m artı 1 x artı 9 Büyüktür sıfır geldi. Bu fonksiyon daima pozitifse o zaman başka sayısı zaten pozitif olduğu için daima pozitif olmalıdır. O zaman bunun delta sıfırdan küçük olacak. Yani m artı 1'in karesi yani b kare eksi 4 ac 4 çarpı 1 çarpı 9 küçüktür sıfır. O zaman m artı 1'in karesi ne yaptı arkadaşlar? Bunu bu tarafa atarsanız 36 küçüktür 36 yaptı. Bir sayının karesi 36'dan küçükse o zaman kendisi hangi aralıkta olmalıdır? Eksi 6 ile 6 arasında olmalıdır. Her taraftan 1 çıkartırsanız eksi 7 ile kaç arasında olacaktır? 5 arasında olacaktır. O zaman bizim çözüm aralığımız eksi 7 ile 5'tir. M için. Yani doğru cevabımız edir nedir akıştır. F ve G fonksiyonlarını vermiş bize. Gofix'in de sıfırdan küçük eşit olduğu çözüm kümesi bir elemanlıysa demiş. A kaçtır? Şimdi gofix demek ne demek arkadaşlar? G'nin içine fx yazacaksınız demektir. O zaman g'nin içine fx yazdık. Şimdi ne yapıyoruz? g fonksiyonu karesini alıp a ekliyor. O zaman biz de fx'in karesini alıyoruz. a ekliyoruz. Küçük eşit sıfırdır diyoruz. Şimdi hiç eşitliğe girmeden şöyle bir yorum yapalım. Burası zaten sıfırdan büyük eşittir. Doğru mu? Yani buranın mesela negatif olma şansı yok. Size eğer ki mesela buraya eksi 2 yazarsanız o zaman ne olacaktır? x artı 1'in karesi küçük eşit 2 olacaktır. Bu şansı yaratabileceğiniz birden fazla durum oluşturursunuz. Ama bizim çözüm kaç elemanlı arkadaşlar? 1 elemanlı. O zaman bu a dediğiniz sayı sizin 0 olmalıdır ki x artı 1'in karesi küçük eşit 0 dediğinde bu şartı sağlayan sadece eksi 1 diye bir değeriniz olsun. Yani çözüm bir 1 elemanlı olsun. Bundan dolayı a kaçtır arkadaşlar? 0'dır diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Ceyhan'dır. Şimdi böyle bir eşitsizlik vermiş. Bu eşitsizliğin gerçek sayılardaki çözüm hükümeti şekerden hangisidir demiş. Şimdi biz ne yapıyorduk? Her bir parçayı öncelikli olarak e, kökleri varsa kendi içerisine onları oluşturmaya çalışıyorduk. Mesela 3 üzeri x'i hiçbir zaman sıfır yapamazsınız. Ondan dolayı fonksiyonu işaret değiştirme yaşatmaz. O yüzden onu siliyoruz arkadaşlar. Mesela 8-2x'in karesi demiş. Burada sizin x eşittir 3 diye bir kökünüz var arkadaşlar. Doğru mu? Alt tarafta x üzeri 5 eksi 32 demiş. Mesela burada da x eşittir 2 diye bir kökünüz var. Şimdi orayı çarpanlara ayırsanız da diğerinden ne gelmeyecek? Reel kök gelmeyecek. O yüzden biz sadece neyi kabul edeceğiz? 2'yi kabul edeceğiz. O zaman toplam bizim 2 ve 3 diye iki tane kökümüz var. Yalnız şöyle bir şey var. Burası kare. Yani şuradan 3 diye bir kök geldi ama o kök bizim için çift katlı kök olacak. Alttaki 2 ise tek katlı kök olacak. Büyüktür, küçüktür durumlarında bütün köklerin içleri boş oluyordu. Biz de öyle yaptık. Şimdi ne yapalım? E, işarete bakalım. Fonksiyon işaretine bakalım. Şimdi burası çift katlı kök olduğu için buradaki x'in kuvveti her zaman pozitif gelecektir. Yani kat sayısı pozitiftir. Bu da pozitif. O zaman biz neyle başlıyoruz? Artı ile başlıyoruz. Artı diyoruz, eksi diyoruz. Bizden ne istiyor? pozitif tarafı istiyor. Yani burayı istiyor. O zaman bizim çözüm aralığımız 2'den sonsuza kadardır. Yalnız burada 3 değerini alamayacağız. Çünkü 3'ün içi boşmuş. O zaman bizim gerçel sayılardaki çözüm köyümüz A şıkkı gibi Yani 2'den sonsuza fark 3. Eşsini sağlayan x tam sayının toplamı kaçtır demiş. Şimdi sol tarafı beraber inceleyelim. Sol taraf üst taraf mesela 6x artı 12 şurada 6x artı 12 dediği ifade bir kere 3'ün katıdır. Yani orası aslında 2x artı 4'tür. Alt tarafı x eksi 2 diye tutayım. Çarpı 3 bu şu an 2'nin üzerinde. Doğru mu? 2 üzeri bilmem ne. Peki kuvvetin kuvveti olduğu zaman 2 üzeri x üzeri y olduğu zaman biz bunu nasıl yazabiliyorduk? 2 üzeri x çarpı y diye yazabiliyorduk. Bu kenarda dursun. O zaman bu bilgi ışığında ben burayı şöyle yazabilir miyim? 2 üzeri 2x artı 4 bölü x eksi 2 üzeri 3 diye yazabilirim çünkü burada ne var arkadaşlar çarpma var. Tabi bu arkadaşlar da küp kökün içinde. Şimdi eğer kökün derecesi tekse mutlaka ihtiyaç duymadan bu ikisini aynen direkt böyle götürebiliyoruz. O zaman sol taraf ne geliyor arkadaşlar? 2 üzeri 2x artı 4 bölü x eksi 2 geliyor. Şimdi biz eşitliğimize geri dönelim. Üst tarafa yazdık artık. 2 üzeri 2x artı 4 bölü x eksi 2 yazdık. Büyük eşit. Şimdi 8 dediğiniz şey 2'nin kübüdür. 2 üzeri 3 çarpı. Şimdi orası ne olacak? 3x eksi 5 bölü. 3x eksi 6 ama ben onu 3 parantezinde yazarsam. x eksi 2 olacak. Şu 3'ler birbirini götürdü. O zaman 2 üzeri 2x artı 4 bölü. x eksi 2 ifadesi büyük eşittir. 2 üzeri 3x eksi 5 bölü. x eksi 2 ifadesinde. Şimdi bu bir üstü sayılarda sıralama gibi düşünelim. Eğer ki taban 2'den 1'den büyükse o zaman kuvvetini arttırdıkça değeri büyümesi lazım. O zaman bizim buradan çıkaracağımız sonuç 2x artı 4 bölü x eksi 2 büyük eşit 3x eksi 5 bölü x eksi 2 olacaktır. Şimdi ne yapalım? Eşitliği mutlaka bir tarafı 0 olmalıydı. Bu ifadeyi sol tarafa atalım. 2x artı 4 bölü x eksi 2 eksi 3x eksi 5 bölü x eksi 2 büyük eşit sıfırdır. İkisine paydası eşit olduğu için tek paydada yazalım. x eksi 2 paydasında. Üst taraf ne yapar? 2x artı 4 eksi 3x. Şimdi ne yapıyorum? Eksiyi dağıtıyorum. Eksi 3x artı 5 büyük eşit sıfır. Buradan ne geldi arkadaşlar? Eksi x artı 9 bölü x eksi 2 büyük eşit sıfır geldi. Şimdi burada yerimiz kalmadı küçük küçük yazmama rağmen. Şimdi üst tarafa geçeyim. O zaman burada bizim iki tane kökümüz geldi. Bir tanesi üst tarafı sıfır yapan değer 9'dur. Bir de alt tarafı sıfır yapan değer 2'dir. O zaman buraya tablomuzu yapıyoruz. Ne diyoruz? 2 diyoruz. Bir de 9 diyoruz. Yalnız 2 tek katlı kök. 9 da tek katlı kök olmasına rağmen 2 alt tarafta olduğu için içi boş olacak. Bakın burası küçüktür. Küçük eşit büyük eşit olduğu için. Ben o zaman ne yapmam lazım? Üst tarafı dahil etmem lazım. Yani 9'un içini dahil ettim. Sonra fonksiyon işaretine bakıyoruz. Mesela bunun başkası sayısı eksi, bunun başkası sayısı artı, o zaman böldüğümüz zaman eksi gelir. Eksiyle başlıyorum, eksi artı eksi oldu. O zaman bizim bu şartımız sağlayan yerler buradaymış. Yani bu şartı sağlayan x tam sayıları 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'dur. Şimdi bunların bizden toplamını istiyor, o zaman biz bunları toplayalım. Kaç gelecek? 3, 7 daha, 10. 4, 6 daha, bir 10 daha. Etti 20. 37, 42. O zaman toplamları kaç yapacaktır? 42 yapacaktır diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Edirne'dir. <laughs> Eşliğini sayarak çözüm kütüphanesi aşağıdaki aralıklardan hangisidir diye sormuş. Şimdi öncelikli olarak eşlik çözebilmek için eşliğin mutlaka bir tarafı 0 olmalı. O zaman eksi 1'i bu tarafa atıyorum. x kare eksi 5x artı 4. Bölü x kare eksi 4 artı şimdi eksi 1 bu tarafa artı geçti. Hatta şöyle yapayım. Artı 1'i de x kare eksi 4 bölü x kare eksi 4 diye yazayım ki ne olsun direkt bir adım kazanmış olalım. İkisinde paydası eşit olduğu için üstleri topluyorum şimdi arkadaşlar. 2x kare eksi 5x 4'ler birbirini götürdü. Bölü x kare eksi 4 geldi. Şimdi ne yapalım? Üst tarafı çarpanlarına ayıralım. 2x parantezinde hatta x parantezinde diyelim. x parantezinde 2x eksi 5 olsun. Alt tarafı da çarpanlar ayıralım. x eksi 2 x artı 2 olsun. O zaman bizim toplam 0 diye bir kökümüz. 5 bölü 2 diye bir kökümüz. 2 diye bir kökümüz. Eksi 2 diye bir kökümüz geldi. Yani toplam 4 tane kök geldi. O zaman 4 tane kökten bir tane ne yapalım? Eşitlik tablosu oluşturalım. En küçüğü eksi 2 sonra 0 sonra 2 sonra 5 bölü 2. Şimdi küçük eşit büyük eşit durumu var. Şimdi küçük eşit dediyse o zaman alt tarafı sıfır yapanların içini boş yapacağım. Yani 2 ile eksi 2 boş olacak. Sıfırla 5 bölü 2'nin içi dolu olacak. Diğerleri dolu olacak. Boş olacak. Alttakiler boş. Üsttekiler dolu oldu. Tamam. Şimdi geldik fonksiyon işaretine. Fonksiyon işaretine baktığımızda üst tarafın baş sayısı pozitif. Bu da pozitif. O zaman artı ile başlıyoruz. Eksi, artı, eksi, artı. Bizden istediği şey ne? Küçük eşit sıfır olması. Yani bu bölge ve bu bölge. O zaman eksi 2 açık 0 kapalı aralığı birleşim 2 açık 5 bölü 2 kapalı aralığıdır. Şimdi bizden istediği şey ne? Direkt çözüm kümesi istiyor. O zaman A şıkkı oluyor galiba değil mi? O zaman doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Adanıdır. Eşsini gerçek sayılarak çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. O zaman biz ne yapalım? Teker teker kökleri bulmaya çalışalım. Çarpanla ayrılamayan bir ifade varsa önce onları çarpanlara ayıralım. Mesela şurası aslında nedir? X artı 2'nin karesidir. Şimdi gelen köklerimizi beraber inceleyelim. Buradan eksi 2 diye bir kök geldi. Buradan 1 diye bir kök geldi. Buradan 2 diye bir kök geldi. Buradan da eksi 4 diye bir kök geldi. Şimdi o zaman bizim köklerimiz ne geldi? Eksi 4, eksi 2, 1 ve 2. O zaman şimdi tablomuzu oluşturalım. Eksi 4, eksi 2, 1 ve 2. Şimdi eksi 2 çift katlı kök. 2 çift katlı kök. Eksi 4 çift katlı kök. Mutlak değerin için sıfır yapan değerler çift katlı köktür arkadaşlar. O zaman burada sadece galiba 1 tek katlı köktür. Diğerlerin hepsi çift katlı köktür. Onları bu şekilde işaretleyelim. Küçüktür büyüktür durum olduğu için bütün köklerin içi boş olacak. Sonra fonksiyon işaretine bakıyoruz. Önce her bir çarpanın baş katsayısına bakıyoruz. Artı, 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 artı. O zaman artı ile başlayacağız. Çift katlı köklerde işaret değişimi olmuyor. Tek katlı köklerde işaret değişimi oluyor. Şeklinde. Ne istiyor bizden? Büyüktür sıfır istiyor. O zaman tarayacağımız bölge şu bölgedir. Yani bir sonsuz fark. iki bizim çözüm aralığımızdır. Yani doğru cevabımız Ceyhan'dır arkadaşlar.